Söyle derviş. Nedir bu kadar mühim olan? Siz hasta yatağınızdayken hünkârım, bazı hadiseler vuku buldu. Her şeyi anlattığınızı sanıyordum derviş. Bilmeniz icap eden her şeyi bir bir anlattım. Lakin bir husus daha var. Giray kardeşleri bir an evvel salıvermemiz gerek. Daha düne kadar Giray kardeşlerin canını almamı istiyordum. Şimdi ise zindandan çıkarmamı. Devlet ailenin menfaati her şeyden üstündür hünkârım. Kırım Hanı Gazi Giray, yeğenlerinin gözden çıkarıldığını işittiğinde devam eden savaştaki ordusunu geri çekmek istemiş. Gazi Giray canına mı susamış? Nasıl cüret eder buna? Kuyucu Murat Paşa haddini bildirmiş elbet. Lakin sırtımızdan hançerleyebilir. Kırım tahtına oturacak veliahtı ilan edelim ki aklı başına gelsin gafilin. Korksun ve itaat etsin. İçimizdeki asileri, hainleri yok etmezsek olacağı bu derviş. Yakında öyle kararlar alacağım ki Osmanlı'nın demir yumruğu yalnızca payitaht ruhu izenini değil, bütün cihanı sarsacak. Sultanım. Henüz karar vermediler. Lakin düşünecekler. Fahriye Sultan'ın dediklerini yapmaktan başka çare yok. Dua edelim de aslanım inansın söylediklerine. Söylediğim hiçbir şey yalan değildi sultanım. Kırım Hanlığı'nda bazı sıkıntılar mevcut. Giray kardeşlerden birini veliaht göstermek devletimizin menfaatine. Fahriye'ye güven olur mu peki? Ne de olsa Safiye Sultan'ın kızı. Mühim değil. Bana inanmanız, beni korumanız her şeyden kıymetliydi sultanım. Artık ölsem de gam yemem. Senin için değil, evladım için yapıyorum. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Validem. Ben de senin yanına geliyordum aslan. Dört bir yana ulaklar çıktı. Hı. Tellallar evladının müjdesini veriyor. Akşam içinde sazlı sözlü eğlence tertip ettim. İyi düşünmüşsünüz valide. Dudağı hatuna söyleyin hiçbir masraftan kaçınmasın. Aslanım. Dudağı hatun yok. Sen gittikten sonra maalesef Hakk'ın rahmetine kavuştu. Nasıl olmuş valide? Düşüp yaralanmış. Yaşı malumun. Kaldıramadı. Gelir gelmez söyleyip seni üzmek istemedim. Allah. Üzerimde büyük emeği var. Allah rahmet eylesin. Bülbül'a peşimde sultanım. Sorgu sual ediyor. Sen ne dedin peki? Aşk acısı çekiyor. Mektup yollamak istiyor. Böyle şeyler. İşitmek istediklerini söyle ki sözünü itibar etsinler. Düğün hazırlıkları da başlamış. Başlarsa başlasın Sedef. Zinhar evlenmeyeceğim. Derviş Paşa'nın öyle sırları var ki. Yakında hünkârımız öğrenecek. Ve işte o gün paşanın sonu gelecek.